Unutma, yemek yemek için çıktın. Arabanın olduğu tarafa hiç bakmadın. Hangi sokaktan ilerledin? Emek sokağı. Güzel. Hangi çorbacıya gittin? Bol kepçe. Güzel. Bol kepçe çorbacısına iki tabak işkembe içsin. Acılı, tamam mı? Geliyor benim kılçık. Kalk. Niye yaptın? Ha? Karışma bir dakika. Niye öldürdün oğlumu? Henüz kanıtlanmış bir durum yok, lütfen. Burada niye ki? Ha? Niye? Suat Bey buyurun. Katilsin. Buyurun. Katil işte katil. Olay çıkmasın buyurun. Evet Sayın Savcı, buyurun. Sayın Hakim, dosyada incelediğiniz üzerine suçu işleme şüphesi yüksek olan şahsın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Yapmayın Sayın Savcım, yüksek ne demek? Tutuklu yargılamak ne? Daha öncesinde hiçbir suçu bulunmayan bir insandan bahsediyoruz burada. Müsaade almadan karşılıklı konuşmayalım. Lütfen müsaade. Sayın Hakim, Çağdaş Muhtar İstanbul'da ikamet etmemektedir. Kendisi bir haftadır iş bulmak için burada bulunduğunu söylemiş. Ancak herhangi bir iş başvurusu tespit edilmemiştir. Ayrıca memleketine dönme ihtimali de yüksektir. Gaziantep'te ülkemiz sınırları içerisinde olduğuna göre oraya gitmesinin nasıl bir sakıncası olabilir? Sorarım size, yani müsaadenizle. Yalan beyanda bulundu. Aracın çalındığını, kendisinin de otelden çıkmadığını söyledi. Ancak tam da cinayet saatinden önce aracın PTS kaydına uygun bir şekilde ilerlediği ve olay yerine varmasına yetecek süre öncesinde otelden çıktığı tespit edildi. Acıkmış. Emek sokaktan ilerleyip araba tarafına da hiç bakmamış, yani çalındığını fark etmemiş. Sonra bol kepçe çorbacısına gidip iki tabak işkembe içmiş. Hem de bol acılı. Sayın Hakim, az önce kaleminize bir mobese görüntüsü ulaştırdım. Kendisinin Ümraniye'ye doğru araçta olduğu görüntülerle sabittir. Müsaadenizle belirtmek isterim. Bizim haberimiz yok Sayın Hakim. Çünkü Savcı Bey ısrarla bizden bilgileri saklamakta, dosyaya ve UYAP'a geç koymaktadır. Bu konuda şikayette bulunabilirsiniz avukat hanım. Delil kolluk kuvvetleri tarafından yeni ele geçti, ben de getirdim. Yanlışım var mı Sayın Hakim? Estağfurullah Sayın Savcım. Usule uygun. Sayın Hakim, bakın maktulle şüphelinin herhangi bir ortak bağı yoktur. Müvekkilim İstanbul'a bir hafta öncesine kadar gelmemiştir bile. Yani herhangi bir mecradan takipleşmemektedir, birbirlerine mail atmamışlardır, ortak arkadaşları bile yok. Bu bilgileri keşke bizimle de paylaşsaydınız avukat hanım. Bir inceleme talebinde bulunsaydınız. Lafta kaldı şimdi. Neyse, tecrübe eksikliği olabilir. Sayın Hakim, müvekkilimin tutuklanması için herhangi bir sebep yoktur. Dosyaların incelenmesi için talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca maktul ve şüpheli yan yana geldiyse HTS kayıtları incelensin lütfen. Tabii ki. Müsaademle incelensin. Tabii ki müsaadenizle incelensin. O zaman sorarım size Sayın Savcım. Çağdaş Bey neden hiç tanımadığı gencecik birini öldürsün? Sayın Hakim, demin sizin de gördüğünüz gibi şahsın iki tabak çorba içmediği ve Ümraniye'ye doğru araçta olduğu görüntülerle sabittir. Ortada böylesine yalan söylemeye ve adaleti yanıltmaya çaba olduğu aşikarken, ki bu yalan söyleme zihniyeti şahsen beni ürkütmekte, avukatının da yardımıyla kaçmaya kadar varacağı şüphesi doğurmaktadır. Takdir sizin Sayın Hakim. Neydi bu Sayın Savcı ha? Üslup avukat. Adap da. Hayır, beraber kaçacaklardı derken neredeydi acaba o üslup? Çıkabilirsiniz. Hayır, koskoca savcı iftira atamayacağına göre dayanağı sağlamdır diye düşünüyorum. Öğrenebilir miyim? O güzergâhta kamera olmadığını biliyordum. Hatta çorbacının orada da. Müvekkiliniz İstanbul'a ilk kez gelmişti. Detayları da ona göre güzelce bezedin. Ama unutmayınız ki gerçek yalanı her zaman yutar. Bu sanrılarınız ancak ispatlarsanız gerçek olur. Buyurun çıkabilirsiniz. Bir sonraki duruşmaya serbest bırakılacak biliyorsunuz değil mi? Hayır, o ölen şahsı tanımıyor bile. O zaman niye oradaydı? Belki kimsenin bilmesini istemediği bir şey. Ha? Ha, utanılacak bir şey yaptı yani. Suç belki de. Hatta belki de örtmeye, saklamaya çalıştığı şey bir cinayetti. Ha avukat? Sırlar her zaman utançtan olmaz Savcı Bey. Bazen sevdiğini korumak için olur. Ya da ne bileyim, sırf başkasının, sevdiğinin canı acımasın diye yalan söyleyip sır saklayabilirsin.
Galiba hiç yapmadınız hayatınızda. Yapmadım, yapmam da. Neden? Siz insan değil misiniz? Hata yapmıyor musunuz hiç? Yapmıyorum. Kocaman laflar bunlar. Çok büyük konuşuyorsunuz. Hata yapmak kader değil, seçimdir avukat hanım. Eğer hata yapma seçiminde bulunursam beni istediğiniz merceğe, nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz. Kolluk kuvvetlerine hatta. İnşallah. İnşallah o günleri görürüm.